şimdi çektiğimiz için o. Şuna makinesiymiş. O deri yarma makinesi. İki türlü derimiz var bizim. Bir sığır, bir çok affedersin manga derisi. Hmm. Manga derisi kalın olduğu için onu ikiye bölüyor. İkiye bölüyor, ortadan ikiye bölüyor. Tabii. Enini, genişliğini. Hmm. Bıçağında böyle deri, bak o yarılmış bir deri ama sertleşmiş. Bir tarafı numuk oluyor, bir tarafı süet oluyor. İki parça anlar bir bak dediğin yani. Şu ne makinesi? O, işte bu da oradan gelen bıçakların temizlemeye yarayan zımpara makinesi. Nereden? Bak şu etleri sıkıştırıyor. Daha boyanmamış, kromlu yani. Bu ha. Kılları yağlar gitmiş. Kim? Dur. Bu temin, dur. Bu da kılları yağlar gittikten sonra o baştaki makine bak. Şunu buradan böyle bölüyor. Ortadan yarıyor yani. İşte böyle. Oo. Tabii canım. İşte onun için bu da hani nasıl oklavayla merdaneyle genişletiyoruz. Açıyor yani deriyi. Evet. Sağa sola sıkıyor ya. Genişletiyor. Yok genişletiyormuş, sıkmıyor. Bu da böyle genişletiyor. Bak orada deriş var. Bu gördüğün açılarla beraber. Bunda da şey çok olmuş, orada meş kazaları falan çok olmuş. Değil mi? Çok kişinin kolu kopmuş. Öğlen paydasında çekiyor musun? Çekiyorum şu an. Ha o zaman tamam çekmeyin. Onu söylemeyin. Onu söylemeyin. Ama boş ver onu söyle. Bu böyle dönerekten deriyi genişletiyor. Bu neymiş? Bu da bak bu kösele mesela. Oo tam kösele işte. Evet. Peki. Şimdi bir kişi bunu böyle veriyor. Diğer kişi bunu böylece yavaş yavaş çeviriyor. Bak buraya dikkat et. Bunlar ama makine gücünde. Ben bunun ayarlarını düşürdüm. Burada motor var ama bak kayışlar var. Hmm. Buraya bak. Oo. Gidiyor. Hem sıklaştırıyor, hem özleştiriyor, hem de parlaklaştırıyor. Kösel aldı. Vay be. Engin gördü mü? Bu gördüğün insan gücü. Bak bu insan gücü. Bu tamamen insan gücü. Evet bak zaten şey var. Çeviriyor öyle. Çeviriyor. Bıçakları bu kavalete diyoruz. Bu deri değil yalnız onu söyleyeyim. O ne? Peluş. Ha peluş. Ben onu deriyi görüyorum. Deri niye görünür olsun diye attım ya tamam. Ama herkese söylüyorum bunu peluş diye. Eyvallah tamam o zaman. Bak şimdi ben sana değil desem Allah söylüyorsun bana diyeceksin. Yani görüntü yapıyor işte orada ya. İşte ben onu yani bu kavalete demek kıllarını yağlarını gidermeye yani. Bıçakları böyle sıkıştırıyoruz. Kollarla aşağı indiriyoruz. Bir kişi bunu böyle çeviriyor. Kılları gidiyor, çeviriyoruz, yağları gidiyor. Aynı biz sakal tıraşında soruyoruz. Aynen, dümdüz oluyor diyoruz. Bunlar hesaplanıyoruz. Bunu biliyor musun sen? Biliyorum, biliyorum. Ben bunları 80'lerde... Tamam, biliyorsan daha iyi olur. Onu biliyorum. Yaşlıyız bu makinamız aslında. Bizim ayakkabının astarını kesiyor. Bu gördüğümüz kalıbı. Kalıbı, ayakkabının kalıbı. Bıçak hem de. Burası bıçak. Presliyoruz. Plastikten sonra böyle çıkıyor. Dikiş makinalarıyla beraber ayakkabının içine dikiyoruz. Bu da ayakkabının yüz kısmını kesiyor. Bu her ayakkabının numarası var nasıl biliyorsun? Bak bu sağ, bu sol. Sağ sol. Tabii bak bıçak. Bunu presliyoruz. Ayakkabının bir parçası çıkıyor. Sonra diğer parçalarını da kesiyoruz yine bıçaklarla. Birleştiriyoruz dikiş makinalarıyla böyle ayakkabı yapımına göre. Resime gidelim. Burası 200 senelik bir fabrika. İkinci Mahmut zamanında ilk kağıt fabrikası burası. İlk kağıt fabrikası. Evet, sonradan deriye tesisata geçiyor. Sonradan da Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra Türkiye'nin ilk deri kundura fabrikası burası. İlk Sanayi Bankası burası. Bak çırak bile yetiştiriyorlarmış değil mi? Kağıt. Bak kağıtlar. Evet. O zamanlar antenliler. Seka'dan önce mi burası? Seka kağıt fabrikası. Seka şöyle oluyor, onu anlatacağım şimdi. Bak şunu göstereyim de. Bak o da öyle. Bak Osmanlı olduğuna dair bu. Evet, evet, evet. Şunu da göstereyim, ondan sonra Seka'ya geçelim. Buyurun. Şu gördüğün toplarımız bizim halinizde duruyor. Bunun hamuru serileriniz yanıyor mu? Kağıt yok. Ama demin gördüğümüz makinalarla değil, kağıt. Şimdi Osmanlı kağıt fabrikası kurduğu zaman İngilizler diyor ki, biz size kağıt vereceğiz, siz öyle işe girişmeyin. Evet. Ne zaman kağıt yapma veriyorlar falan. Zam yapınca diyor ki biz o zaman padişah. Hani sen diyor zam yapmayacaktın. E ne yapalım diyor her şeye zam gelmiyor. Ondan sonra şimdi bırak kapat oradan bağlantıyı kesiyor.
İzmit Seka. Seka yaşıyor. Tamam. Evet, yeniden anlatıyor. Devam. Bu gördüğümüz bildiğiniz tuzlu bir derimiz. Böyle derinin tuzlarını sirkeliyoruz. Böyle tamburlarımız var bizim. Senin fotoğrafın var mı burada hiç? Yok. Benim ayrıca gibi. O bunlarla ilgili bir var. Tamam. Ondan sonra bunun içine kireç, sırnık, kostik suyla beraber 24 saat dönüyor. Demin gezdiğimiz makinelerle beraber deri yapıyor. Tekrardan da daha boyanmadan böyle kuyularımız var. 15-20 tane kuyumuz var. Kösele istersek ayrı suyu oluyor. Ayakkabının yüz derisi istersek ayrı oluyor. Hmm. Hani sığır derisini ayrı. Neden? Anladım. Hani salamuranın ayrı oluyor da turşunun ayrı oluyor. Turşunun ayrı oluyor. Doğru. Bunun içinde ne kadar durursa o kadar iyi. Daha şöyle iyi. Söyleyeyim. Marketteki aldığın turşu, aldığın derken seni kastetmem özür dilerim. Estağfurullah. Evdeki yapılan turşu bir mi? Tabii. O daha farklı. Sonradan da 5-6 kat boyadıktan sonra bunu da böylece buraya boya giriyor. Boyahane evet. Giriyor. Önce elle, sonra bundan sonra da püskürtme ölçüyle boya yapıyoruz. Bu da ayakkabı bantından bir kısa bir kare. Burada ayakkabının yapışkanını sürüyor. Yapışkanını sürüyor. Buyur kalıba girelim, ondan sonra ayakkabıyı ağrıya yapıyoruz. Kalıp nereden? Engin, bulamazsın böyle topu bir daha. Ben varken buldum. Oo, ayakkabılarımız da burada. Bunlar askeri ayakkabılarımız bizim. Askeri ayakkabı. Bunlar da sivil ayakkabılarımız. Buyur, gel. Bak, onlar mı gidiyormuş ayakkabılar? Anlatacağım. Bak, mubuk deri dediğim bu. Deminki kadife gibi aynen, değil. Aynen. Köşeli. Şimdi bu teknelerle beraber fabrikanın her tarafında raylar vardı. Hmm, dolaşıyor deniz fabrika. Yoluyla, deniz yoluyla deriler geldiği için yukarıda deri işletmemiz var bizim. İterek ve çekerek de deriler geliyormuş. Bunlar, bu marangozhane niçin buraya diyoruz? Kalıplarımızı burada yaptığımız için. Hmm, bunlar aynı torna tesviyede nasıl karşıda bir numunesi var ona göre bu da böyle dönerek de kalıp yapıyoruz. Onlar da ayakkabımızı düz durması için. Şöyle. Hmm, evet. Bir, evet. Rutubette nemini emsin diye. Ama plastik olursa plastik emmez onu biliyorsun. Emmez doğru. Karşı için de burası. Gel. Gördünüz burası laboratuvar bölümümüz. Bu deri yakma makinemiz bizim. Labrant parça bir deriyi atıyor, ham deriyi. Yakıyor, yakaraktan onun külüne bakıyor. Su geçirmez mi yapacağız? Allah vidala Allah. Deri mi yapacağız, köseli mi yapacağız? Hani şöyle bir tabir kullanıyorum ben. Özür dilerim sizden. Estağfurullah. Doktora gidiyoruz da, doktor hani bizi bir muayene ediyor. Ne diyor? Laboratuvara gidin, kanınızı, idrarınızı verin. İdrar ona göre testi, kan testi değil mi? Yani doğru. Ona göre hastalığımızı ve ona göre ilacımızı. Bu da ona göre analiz yapıyor. Hmm. Duydum sen daha önce. Bu da boya karıştırma makinemiz bizim. Derileri bağlıyoruz. Bu dönüyor. Aynı çamaşır makinesi gibi. Derinin üzerinde ne kadar yapışıp yapışmamına bakıyor. Bunlar önemli değil. Bu da esneklik cihazımız bizim. Buraya sıfırlıyor. Deriyi de bağlıyor yine labrant. Ne kadar zamanda esneyip yırtıp yırtılmak. Şimdi burası nerede onlar? Burası geçilmez. Test cihazımız bizim. Buna suyumuzu koyuyoruz. Deriyi bağlıyoruz. Erken mi emiyor, geç mi emiyor bakıyor böyle esnek direkt. Hmm. Şimdi bunlar bakın, yok. Bakın bu da bir deri. Nasıl bir deri? Nasıl ağacın medefesi suntası varsa ben öyle misafirlerinizi anlasın. Bu öğütülmüş kimyasal bir deri. Hani ağacın çok ya, sert ama. Fındır. Aynısı yumuşak. Şey gibi. İşte onu anlatacağım onun ne için olduğunu. Nasıl ağacı şey fındığı öğütüyorlar da un gibi kimyasal MDF suntu yapıyorlar ya. Aynen. Şimdi bunun bir parçasını kesiyorum. Ayakkabımızı bunu ne yaptık? Kestik, diktik. Bu arkaya koyuyoruz şuraya. Bundan restanslı sıcak. Bu vaziyetteyken bunlar kollarla havalı bu. Aşağı doğru çekiyor aynı elin gibi. Sonra düğmeye basıp bir müddet böyle üzerinde oturuyor. Ayakkabımızın bu şeklini alıyor. Şimdi o demin şunu dedi dediğimi kesiyoruz kalıpların numarasına göre hani medefesi de dedim ya. Evet. Şu parçayı. Bunu normal bir teli, sakal çivi olaraktan böyle üç tarafa çakıyor ki kalıp tutsun diye. Neden? Bakın burada çakılmış vaziyette. Evet. Görüyor musun? Şimdi bir makinemiz var bizim.
Bu ilacı yapışkanlığı. Bu un, mum gibi eriyor. Altına sürüyor. Önce burnu, sonra buraya kadar çekiyor. Sonra bir sulu bir ilaçla beraber, yapışkanla beraber bunun buralarını yapıştırıyoruz. Bu yarı kalıba çekilmiş oluyor. Şu gördüğünüz pirinç tanesi kadar şurada çivilerimiz var. Küçük küçük. Küçük. Bu çivileri, şurada dolabımız var, bak topu var onun. Ha, evet evet gördüm. Şu bak. O dönüyor, dönerekten bu kanallar var burada, kanallara bu elek gibi gördüğümüz borularla beraber şurada çivilerimiz var, bak parmakları gösteriyor. Evet evet gördüm. O boruların arkasından şu yuvalarına düşüyor, aynı dikey şeklinde, mıknatısı nasıl tutuyor, aynı dimdik tutuyor. Bunu böyle ileri doğru veriyoruz. Verdikten sonra bunu böyle yandan sıkıyor şu kollarına, üzerini presliyor, yani yağ sürer gibi düzeltiyor. 15 tane çivi bir seferde çekiyor. Bir seferde çekiyor. Tek tek değil. Böyle aynı çok elim yaptığım bir seferde çekiyor. Sonra da bunu kalıba çekmiş oluyor. Sonra bunun o demin çatal çivilerini çıkarıyoruz ki ara ayakkabımızı yapıyoruz. Bak bunu hemen hemen. Burada burnunu ve tabanını zımparlıyoruz ki taban düzgün dursun diye. Neden? Aynı bak bu vaziyetteyken düz olsun ki taban güzel. Buyur. Bu önemli. O önemli değil. Makinede yani şu yazılar oluyor ya, bakın yazılar oluyor. Ha yazı yazıyor. İşte bu şablonla, evet şablonla beraber, burada restansla beraber altın yazıda damgalıyoruz. İstersek böyle buraya koyuyoruz yine. Altında damgalayabiliyoruz. Soğuk damga gibi, sıcaklığı, ablemi ve ayakkabının numarasını. İşte her numara. Abi hoş geldin. Bu tel fırçayla şey yapıyoruz ki daha çok pürüz olsun ki yapışkan bol olsun. Yapışkan taban bol. Taban çıkmasın diye. Bu çatal dışı. Bak o deminki 15 tane çivi burada. Evet. Evet. Deminki niye verirsen o zımpara olduğu için pek göremezsin. Niye? Şimdi ne yaptık? Kalıbımıza çektik. Yapışkanımızı sürdük. Bir tane de hazır taban. Bu hazır taban. Bunu elimize yapıştırıyoruz. Bir de bu balonlu aynı tos makinesi. Pes. Aslında 10 bara kadar şişiyor havayla beraber. Kuru. Yani soğuk yani. Şiştikten sonra ayakkabımızı kullanıyoruz. Bu ayakkabımız olmuş oluyor. Sonra şu bağcık ipini kesiyoruz. Makineyle beraber bunu kalıbından çıkarıyor. Bak böyle menteşeli. Kalıp böyle özel ya. Tabii. Menteşeli gördün mü? Evet. Ondan sonra düzeltiyoruz. Tekrar bir ayakkabı. O ufak çiviler bu metalden çıkmıyor. Çıkmaz da. Buyur gel. Bak bunda çıkmış mı? Evet. Bak. Yok. Şimdi bu da köşeli ayakkabılarımız bizim. Buradan kanalı yuvası açıldıktan sonra bunu böyle döndürüyoruz. Buradan başlıyoruz. Dönerekten ayakkabımızı dikmiş olduk. Dikiyor. Sonradan da bir makineyle beraber bunu da çakıyoruz. Bu da köşeliyle ayakkabımız oluyor. Gel madem çekiyor. Şurada bekle. Bu makinemizde askeriye botlarını dıştan dışa böyle dönerekten makineyle mi döndürüyor? Tabii Kerem'le. Böyle dönüyor. Buradan bir başlıyor. Bak burada var. Bak. Evet, buradan evet. Bir başlıyor. Buraya kadar dikmiş oluyor. Komple dikiyor. O da sağlam oluyor. Bu da işe giriş. Kalk basıyorlar değil mi orada? Evet. Bu da doktorumuz vardı. Kanterimiz. Diş doktorumuz vardı. Diş doktoru. Diş doktorumuzun. Bu da ilaçları. İlaçlarımız. Anne baba burada çalışırsa kreşimiz vardı. Eşim, babası. Bunlar da işte ekstra. Sen bu fabrikada çalıştın mı? 23 sene. 23 sene çalışmış. Makine tamirciydi o zaman. Onların temizlikleri falan hepsi bana ait şimdi. O zaman tamirciydi. 2003 sene hesapladım. 15 sene. Yapıyordu yani. 23'te hala ayakkabı bekliyor. 23'e kadar ayakkabı bekliyor.